Mesnevi aşıkları ve kemal erbabı Mesnevi'nin ilk 18 beytine Mesnevi'nin Fatihası derler. Kur'an'ın özü olduğuna göre bu Mesnevi, o zaman bu 18 beyte Mesnevi'nin Fatihası ünvanını vermek çok yerindedir. Çünkü bu beyitler Mesnevi'ye girmezden evvel onun derinliklerine açılmış birer pencerelerdir ki Mesnevi'nin hakikat lemaları gören gözlere, duyan kalplere buradan aksetmektedir. İşte bunun için bu 18 beyte Mevleviler, Arifler büyük ehemmiyet vermişler ve yalnız bu beyitler üzerine yüksek şerhler, tefsirler yazmışlardır ki Mesnevi'ye mütalaa edenler ancak bu nurlu kandille içeriye girerler ve gittikçe hakikati sezerler. Bizim bu sahur programımızda bu beyitlerin derin düşüncelerini bu kısa süremizde ele almamız mümkün değil. Bu böyle ayrı bir gönül istiyor. Ancak sadece bir ışık yakmak istiyorum ve ilk 18 beyti 6'şar beyit halinde programlarda ele almak istiyorum. Bugün ilk 6 beyti yazar Muhlis Koner'in izahıyla sizlere yansıtmak istiyorum. İlk 18 beytin 6'sı ve izahı. 1. Dinle. Dinle. Bu neyi nasıl şikayet ediyor? Ayrılıklardan nasıl hikayet ediyor? Mevlana. Mesnevi'nin ana beyitlerinden olan bu 2 beyitin 1. mısrağı birçok Mesnevi nüshalarında Bişnev Ezney diye başlamaktadır ki uzun bir tetkikim olmadığını itirafla beraber bana neyden dinle demek, bu neyi dinle demekten ahenk ve mana itibariyle daha uygun geliyor. Burada ayrılıktan maksat, bundan sonra gelen beyitte de uzun uzadıya izah edileceği veç ile aslı alemden alemi şuhuda, yani bu dünyaya iniştir. Yani ney veya arif o alemden uzaklaştırıldığından dolayı acı acı şikayetler yapmakta ve o hakikat aleminin yüksek hatıralarını hasretle yad ve hikaye etmektedir. Kamışlıktan kesileliden beri benim ahu figanımdan kadın ve erkek ağlayıp inlemededirler. Mevlana. Bu beyit 1.'yi tamamlamaktadır. 1. beyitte ayrılıktan şikayet eden ney, burada kamışlıktan kesileliden beri, yani aslımdan ayrılalıdan beri o kadar derin bir tahassür içindeyim ki benim feryadımdan kadın ve erkek herkes feryat etmektedir. Ney veya arif kamışlıktan kesilerek, yani alemi asliden ayrılarak kesafet alemine düşünce o eski sonsuz hürriyeti ve yüksek tecelliyi görmediği için ona olan hasretten ahu figan etmektedir. Hakikatten insan bazen bir musiki namesi dinlerken kendi içinde mahiyetini bilmediği bir hicran acısı duyuyor. Sonra bir manzara, bir yeşillik karşısında, bir mehtap veya bir denizin mavi suları önünde saatlerce dalıp gidiyor ve kendinden geçiyor. Acaba bu heyecan nedir? Muhakkak ki bu heyecan ve teessür ruhumuzun dolaşıp geldiği eski menzillerin varlığında yanan hasret duygularıdır. Zaten hayatta hakiki fikir ve sanat erbabının ve bunların daha üstünde arif ve kamillerin daimi bir istirak ve heyecan içinde dünya işlerine kıymet vermemeleri, dalgın ve bihuş görünmeleri de ruhlarında yanan Bu hicran ateşindendir. Ayrılık yarasından delik deşik olmuş bir sine, göğüs, kalp isterim ki iştiyak ve hasretin derdini ancak ona söyleyebileyim. Mevlana. Ayrılıktan maksat yine yukarıdaki beyitlerde izah edilen kamıştan ayrılma, yani melekut aleminden kesafet alemine geçiştir. Mevlana benim derdimi asıldan, hakiki yardan ayrılmış kalbi yaralı arifler anlayabilir ve ben de böyle bir varlığın hasretini ancak onlara şerh edebilirim. Arif olmayan ve böyle bir iştiyakın acısını tatmayan benim sözlerimden ne anlasın diyorlar ve biz bunu alelade hayatımızda da her gün görmekte ve duymaktayız. Şöyle ki cins cinse meyleder hükmünce fikir ve ruh itibariyle birbirine uymayan insanlar arasında ne konuşma ne de dertleşme mümkündür. Sohbet zevki ancak birbirinin ruhları arasında ezeli aşinalık bulunanlara mahsustur. Aslından uzak kalan kimse yine tekrar vuslat zamanını arar. Mevlana. Yukarıda uzun uzadıya bahsedildiği ve çile aslından ayrılarak kesafet alemine inen ruh, bu hayvani ve unsuri sıfattan kurtularak tekrar aslına dönmeyi daima ister. İşte insanı kamil de denize nispetle bir köpükten ibaret olan bu suret aleminden bir an evvel kurtularak o ummana karışmayı hasret çekmektedir. Çünkü bu alemde onu hiçbir şey tatmin etmez. Hatta nakıs olan insanlar bile boş şeylerle uğraşarak kendilerini avutuyorlar gibi görünseler de onlar da yine ızdırap içindedirler. Çünkü benliğimizin derinliklerinde derece derece aslın sevgi ateşi daima yanmaktadır. Her cemiyette kötü halli ve iyi halli bütün insanlara eş oldum. Fakat yine daima ağladım, inledim. Mevlana. Yukarıdaki beyitte hal ehli daima aslını ister ve ona hasret çeker demiştik. Bu beyitte de yine Mevlana bu fani alemde herkesle eş olup ülfet ettiğini fakat hiçbirisinin halinden memnun olmadığını beyan ediyorlar ve neticeyi aşağıdaki beyite bağlıyorlar. Herkes kendi zannınca bana dost oldu ama benim içimdeki sırları araştırmadı. Mevlana. Beni anlamayanlar da bana zahiren dost gibi göründüler. Halbuki benim anlaşılmaklığım içimdeki sırları bilmeye bağlıdır. Bunun için hakiki dostluk ancak birbirinin sırrını anlayanlar ve aralarında ruhi aşinalık olanlarla görülür. Hayırlı sahurlar.